Yediğim her şey beni çok rahatsız eder. Devamlı asit üretir. Her şey ağzıma gelir. Çok affedersiniz. Özellikle akşam yemekleri yediğim zaman yediğime pişman olurum. Çoğu zaman böyle bir musluk açılmışsa oradan şıp 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 damlıyor şeklinde. Bazen ağızdan, bazen burundan o kadar çok fazla gelir. İlaç içince rahatsınız. Şu hareketi yapmam gerekir. Acele tedbir almam gerekir. İlaca rağmen şikayetleriniz oluyordu, değil mi? Evet. Ona biz regürjitasyon diyoruz tıp dilinde. Ve Demin yaptığınız bir hareket. oturma odamda gaviskon vardır, başucumda gaviskon vardır, arabamda gaviskon vardır. Hemen elimi attığım zaman bulmam lazım onu. Anladım. İlaca rağmen mutlu değil misiniz? Hayır, hayır. Şimdi ameliyat hakkında bilgi vereyim. Ameliyat sonrası yutma güçlüğünüz olmayacak. Ama bir haftalık bir yumuşak gıda döneminiz olacak. Ondan sonra da normal gıdalara geçeceksiniz. İkincisi, ameliyat sonrası çok ağrınız olmayacak. İnsanlar merak ediyor bu ameliyattan sonra ne zaman işe dönebilirim diye. Biz bir gün yatırıp taburcu ediyoruz. İş dediğiniz ofis işi ise bir hafta sonra dönebiliyorsunuz. Tevkalade bir gece geçirdim. İyi. Hiçbir şikayetim olmadı. Hı-hı. Kalktım, tuvalete gittim. Evet. Yürüdüm. Ameliyat öncesi bir şikayetiniz vardı. Yani ilaç alsanız bile yemek yiyip yattıktan sonra bir gösterir misiniz ne oluyordu? Eğer böyle sol tarafıma yatarsam anında yedikleriniz geliyordu. Yediklerim geliyor ve yastığı yüksek kaldırmam da yeterli gelmiyor. Yüksek yastıkta yatmama rağmen. Şimdi başınızı inceleyelim. Şimdi niye gösteriyorum? Bu çok tipik bir bulgudur. Mesela şimdi ne yediniz? Evet. 4 bisküvi ve çay içtiniz. Evet. Buraya döndüğünüz zaman mide fıtığı olanlarda özellikle sol tarafa dönünce bir anda böyle bir bulgu olabiliyor. Ama bulgu. Bende yok. Yok, bitti artık. bitti artık. Ameliyattan sonra birinci haftamız. Evet. Nasılsınız? Her şeyden önce iyisiniz. Ben ameliyat mı oldum? Farkında değilim. Hiç ağrım olmadı, olmadı. Hiç ateşim olmadı. Ameliyat olduğumun farkına varmadım. Niye daha önce olmadım? Ben bunu radikal halletmedim de ilaçlarla uğraştım diye pişman oldum. Genel olarak biz kimleri ameliyat ediyoruz? Uzun dönemde sürekli ilaç içmek zorunda kalanlara, sizin gibi mide fıtığı olanlarda, ciddi kapak açıklığı ve yemek borusunda yara olanlarda ve bu hastaların sizin gibi öksürük, geceleri uyanma, yan etkiler doğmuş olanlarda ve tabii ki yaşam kalitesini artırmak için ameliyat ediyoruz ama seçilmiş hastalar bunlar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.